aslında konuşma sırası belirlendiği zaman harf sırasına göre yaptılar. Sedat Tepeci olunca en sona kaldım. Kura çektik, burada da en sona kaldık. Tabii birçok meslektaşım doğal olarak benim sorunlarıma, meslektaşlarımızın ortak sorunlarına değindi. Ben de öncelikle iki gün önce 8 Mehmetçiğimizin şehit olması nedeniyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerimize acil şifa diliyorum. Ayrıca dün bir meslektaşımızın İstanbul'da intiharına şahit olduk. Beni çok duygulandıran, ben İstanbul Üniversitesi 1982 girişliyim. Grubumuzda bir paylaşım oldu. Okumak istiyorum. Herkes avukatların çok para kazandığını zanneder. O nedenle de fırsatçılar avukat ünvanını duyunca sattığı ürünün fiyatını artırarak söyler. Oysa avukatlar gururludur. Ekonomik sıkıntıda olduğu söylenemez bile. Meslektaşımız avukat Gökhan Vural Arı iş kurmak için geldi İstanbul'da. Yaşadığı ekonomik sıkıntı, ödeyemediği borçların dili yaşamına son verdi. Bu durum istisnalar dışında birçok avukatın ne kadar güç koşulları altında mesleğini en iyi şekilde yapma mücadelesi verdiğini bir kez daha gösterdi. Meslek kuruluşu olan baroları avukatlardan aidat alma dışında onların ekonomik sorunun çözümüne de yardımcı olmaya davet ediyorum. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı ışık, nur, cennet olsun. Ayrıca geçen sanıyorum dün meslektaşımız Ömer Kabilli'ye yapılan muameleyi de kabul etmek mümkün değil. Yasalara, ceza kanunun temel uygulamalara aykırı olarak tutuklandı ve başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. Bu bile ülkemizdeki hukukun geldiği noktayı çok çok iyi göstermekte. Avukatlık mesleği olarak maalesef hukukun güvene %20'lere düştüğü ortamlarda mesleğimizin onuru ve gücünü tekrar yukarı çıkarmak zorundayız. Bu anlamda bizler şahsımıza görev verdiğimiz takdirde avukatlık mesleğini, onurunu en yüksek seviyeye çıkarmaya çalışacağız. Arkadaşlarımız genel konulara değindi. Ben de diğer meslektaşlarım gibi sürekli, özellikle geçmişteki meslektaşlarımız olmak üzere yaklaşık 500'e yakın meslektaşımı ofisinde ziyaret ettim. Sorunlarını dinledim ve onlara göre bir çözüm önerileri oluşturdum. Tabii ki bugüne kadar 30 yıllık meslek hayatımda 17 meslektaşıma stajyerliği yaptım. O anlamda mesleğe yeni başlamış biri olduğumuz zaman da ve şu anda mezun olan arkadaşlarımız arasındaki aslında endişelerimiz çok değişmedi. Hep aynı endişelerimizi yaşamaktayız. Ben bara başkanı seçildiğim takdirde, bu konuda bana görev verdiğiniz takdirde farklı bir bara başkanı olmak profili çizmek istiyorum. Selçin Hanım tarafından faaliyet raporu okundu, görsel olarak da anlatıldı. O faaliyet raporunu incelediğim zaman ziyaret, iade ziyaret, birkaç seminer dışında açıkçası bir faaliyet göremedim. Ben çok daha katılımcı, çok daha etkin bir baro ve yönetimin olması taraftarıyım. Örnek olarak Çorlu'da Sarılarköy'de 25 kişinin vefat ettiği bir tren kazası yaşadık ve onunla ilgili Tekirdağ Barosu'nun en ufak bir katkısını göremedik. Termik santralla ilgili yöremize çeşitli yerlerde termik santral yapılma talepleri ve mücadeleleri oluyor. ÇED raporları uygulanmadan vesaire şekilde. O konuda Tekirdağ Barosu'nun çalışmalarını da aktif olarak göremedik. Çorlu deremiz simsiyah akıyor, hatta dün renk değiştirmişti. Kırmızı akıyordu, o konuda bir etkin çalışmasını göremedik. Benim canımı acıtan noktalardan bir tanesi de aidat olayı. Genç meslektaşıma bir tanesi gerçekten aidat konusunda gündeme getirdi, benim de gündemimde. Ve bu konuda farklı bir düşünce yapısındayım. Benim işim mali müşavir. Mali müşavirler bir hesap kitabı iyi yaparlar. Onlar iki tür aidat uygulamaktalar. Bir, maktu aidat. İki, nisbi aidat. Nisbi aidatı vergi levhalarındaki gelir beyanlarının %1'ini odalarına
aidat olarak vermektedirler. Mutlak eşitliğin eşitsizlik olduğuna inanan bir insanım. Mesleğe yeni bir başlamış bir meslektaşımla benim aynı aidatı ödemem benim canımı acıtıyor. Eğer ki bu nispi aidat uygulamasını getirebilirsek, belki makto aidatların bu düşük oranda devam etmesini de genel kurulun bugünkü kabulünü de göz önüne alırsa eğer, daha uzun süreli yapabileceğimizi düşünmekteyim. Meslek için staj eğitimi kesinlikle yoğun olarak uygulanacaktır. Sadece bu eğitimlerin mesleki olarak değil, diğer konularda da uygulanması yönünde çabamız olacaktır. Güncel konularda seminerlerin yapılması taraftarıyım. Örneğin Tarım Koruma Kanunu gibi, işte sevgili Abdullah Bey'in bahsettiği konkordato konusunda güncel konularda hızlı bir şekilde eğitim seminerlerinin ve meslek iş eğitimlerinin verilmesi taraftarıyım. CMK sisteminde, özellikle CMK sistemini aktif olan kullanan meslektaşlarımla ilgili düzenlemeler yapmak istiyorum. Birçok bu ara puan sıfırlaması yöntemine gidiyor ya da mesleğini başlayanlara puan düşürme yöntemiyle özellikle mesleğini başlayan meslektaşlarımıza hem hak ve adalet savunuculuğu yapmak hem de diğer meslektaşlarımıza nazaran biraz daha avantajlı olmasını sağlamak durumundayız. Tabii bizim gibi burada üstad avukatlara da görev düşüyor. Özellikle ekonomik anlamda belirli seviyeye gelmiş meslektaşlarımızın CMK, adli yardım gibi sistemlerden sadece tahsil niteliğinde çekilmesini önerebilirim. Gençler öyle istiyorlar.